çok popüler olmaktansa hayatımı şu şekilde fakat biraz daha para kazanarak geçirmeyi tercih ederim. Yani herkesin beni tanınması ve herkesin beni sevmesi gibi bir düşüncem asla olamaz. Hani bazı insanlar vardır, onu hiç tanımasanız da çok seversiniz. Bu öyle bir sevgidir ki onun yokluğu deler geçer kalbinizi. İşte öyle biriydi şair ceketli çocuk. Aramızdan ayrılalı tam 17 sene oldu. Ondan geriye şarkıları ve düşünceleri kaldı. Birbirimizi anlamamız için aynı dili konuşmamız gerekmez. Ezildikten sonra hepimiz aynı şarabız derdi. Karadeniz'in hüzünlü çocuğu evimizin bir ferdiydi sanki. Kimi zaman dalgalı, kimi zaman hırçın ve sertti. Söz yazarı, oyuncu, müzisyen, aktivisti. Bir 5 sene daha yaşasam yeter dedi ama olmadı. Yaşadığı sürece kendi çıkarları için savaş çıkaranlardan, doğayı tahrip edenlerden, para için yalan söyleyenlerden hiç az etmedi. Heyranlar oluyor, bu kader mi sanki? Deprem oluyor da kader miydi bu? Aynı şiddette başka yere depremler oluyor, 2 kişi bayılıyor da Türkiye'de 20.000 kişi ölüyor. Kader mi bu? Ben bir müzisyenim. Ondan sonra Karadenizliyim ama hepsinden öte ben bir devrimciyim diyordu. Lazca'yı yaşatmak için elinden geleni yaptı. Unutulan tüm kültürleri ve dilleri o karanlık mezardan çıkarmak için büyük bir adım attı. Karadeniz ve Laz müziğinden beslenen, onun etnik yapısından beslenen, o enstrümanları ve melodileri taşıyan modern anlayışlı bir müzik yapıyorum. Tüm topraklar memleketimdir dedi bağıra bağıra. Lazca, Türkçe, Kürtçe, Arapça şarkılar söyledi konserlerinde. O ya da bu olmak istemedi. İnsanca yaşayabilmekti tek derdi. Onun için önemli olan şarkılarının türü değil, içeriğiydi. Protest ruhunu yansıttı şarkılarına. Birilerine yaranmak için kimseye eyvallah da demedi. Yaptıklarımdan her zaman gurur duyuyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı kimseden özür dilemiyorum diyecek kadar dik başlıydı. Eğer yaşarsam daha da gıcık, illet, muhalif ve deli biri olmaya gayret edeceğim diyordu. İnandığı şeyleri yaptı. Yeri geldi devlete kafa tuttu. Binlerce insan depremden, heyelandan ölüyor. Bu kader mi? Bu sizin beyinsizlikle yaptığınız kötü politikalar, imara açtığınız yerler, derelere baraj yapma kaygınız diyecek kadar sert de eleştirileri. İşte bu yüzden onunla aynı düşüncede olmayanlar bile sevdi onu. Çünkü insan ölür, isyan yaşardı. Kazım'sı isyandı, sesimizdi. Ta ki bizi koy verip gidene kadar. Abla diyordu, bir 5 yıl bana yeter. 5 yıl yaşasam çok şeyler yapacağım diyordu. Takvimler 26 Nisan 1986'yı gösterdiğinde tüm dünyanın üzerine kara bulutlar çökmüştü. Çernobil'de nükleer reaktör patlamış, radyasyon dünyanın birçok yerine yayılmıştı. Ve ne yazık ki bu zehir Karadeniz'i de pençesine almıştı. Özal hükümeti ekonomik kaygılar nedeniyle bu olayı örtbas etmeye çalıştı. Dönemin bakanı Cahit Aral tüm kameraların önünde radyasyonlu çay içti. Türkiye'de radyasyon var diyenler dinsizdir dedi. Yetmedi, Turgut Özal azıcık radyasyonlu çay sağlığa faydalı diyerek hepimizle dalga geçti adeta. İşte tüm bunlar Kazım'ın canını acıtıyordu. Bir hiç uğruna insanların canını yok sayanlara cephe aldı. Çocukluğumdan da hatırlıyorum. Çernobil olayı var. Şimdi de farklı. Artık neredeyse her ailede bir yüzyılda çıkacak duruma geçmiş. Çünkü onun en çok korktuğu şeydi kanser. Ama o kendinden daha çok tüm insanlığı ve doğayı düşünüyordu. Hiçbir zaman buna göz yumanları affetmedi. Ne kavgası bitti, ne sevdası. En sonunda beni kanser değil, sistem hasta etti dedi. Çünkü o daima haksızların, ezilmişlerin, çaresizlerin yanında verdi savaşını. Belki de babasından mirastı ona bu mücadeleci ruh. Solcu babanın, solcu oğluyum diyordu kendine. Kazım daha 10 yaşındayken babası Cavit Bey solcu olduğu gerekçesiyle 12 Eylül darbesinden sonra 6 ay Erzurum'da hapis yattı. Kazım bu olaya hiçbir zaman anlam veremedi. Üstüne tek geçim kaynakları olan bakkal dükkanları da ellerinden alınmıştı. Annesi Hüsniye Hanım o zamanlar büyük bir mücadele vermiş, dimdik ayakta durmayı başarmıştı. İşte böyle bir ailenin 6 çocuğundan 5.'siydi Kazım. Artvin'in Hopa ilçesindeki Yeşilköy Pançol'da 7 Kasım 1971'de geldi dünyaya. Ancak köy yerinde öyle nüfus cüzdanı çıkarmak kolay değildi. Bu nedenle doğum günü 10 Mayıs 1972 diye geçti resmi kayıtlara. Kazım kendini bildi bileli sanatla uğraştı. Yeri geldi tenekelerden müzik aleti yaptı, yeri geldi aldı mandolini eline çalmaya başladı. Ve amcası ona gitar hediye edince hangi mesleği yapacağına artık karar vermişti. Ama sadece müziği değil, kitap okumayı da çok severdi. Bilgiye, gelişmeye meraklıydı. Öğrendiklerini kendinden büyüklerle tartışırdı. Hatta ilkokul öğretmeni ona çocuk değil, adeta büyük bir adam derdi.
İşte bu okuma aşkı ona vicdanlı olmayı öğretti. Ufkunu geliştirdikçe yaşanılan tüm acılar, savaşlar, haksızlıklar ona fazla gelmeye başladı. Bir şeyler yapmalıydı. Ama bunu köy yerinde yapamayacağını çok iyi biliyordu. Ve 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimini kazandı. Hayal ettiği gibi İstanbul'a geldi. O muhalif ruhu burada da bırakmadı peşini. Kısa vadede kazanacağınız birkaç milyon dolar karşılığı milyonlarca insanın geleceği ve bütün dünyanın ortak mirası olan oradaki doğa, oradaki deniz, oradaki fırtına deresi, oradaki Artvin'deki bilmem ne dereleri. Topkapı'da bildiri dağıtırken yakalandı. 6 ay hapis yattı, işkence gördü. Neden işkence gördüğünü hiçbir zaman anlayamadı. Anladığı tek şey böyle bir düzende çalışamayacağıydı. Ailesinin istediği gibi kaymakam falan olmayacaktı. Onun hayalleri, söyleyecek sözleri vardı. Hapisten çıkar çıkmaz okulu bıraktı. Her zaman cesaretli insanların hayallerinin peşinden koşacağına inandı. Risk aldı ve müzisyen olmak için ilk adımını attı. Belki profesyonel değildi ama özgündü, kendi gibiydi. Köyde babaannesinden dinlediği masallar, kemençeci Yaşar'dan dinlediği türküler, babasından alıp okuduğu kitaplar onun tutunduğu dallardı. 92 yılında Ali Enver'le Dinmeyen, 93'te ise Mehmet Ali Beşli ile Zuaşi Berepe yani Deniz'in Çocukları grubunu kurdu. Zuaşi Berepe ile Bamışkınan albümünü çıkardı. Bu albümde arkadaşlarıyla birlikte Che Guevara adına şarkı yaptılar. Bu albüm dünyadaki ilk Lazca rock albümüydü. Bu müzik dünyasında bir devrimdi adeta. Çok ses getirmedi belki ama kendilerince bir hayran kitlesi oluşturmayı başardılar. Ve 99 yılında İgzaz albümü ile adlarından daha çok söz ettirdiler. Çünkü bu albüm Çamlıhemşin Fırtına Deresi'nin üstüne yapılacak olan santrale karşı kampanyayı desteklemek içindi. Onun şarkıları aşkı, isyanı, doğayı, özgürlüğü, insan haklarını temsil ediyordu. Karardı kara deniz, taştı bu yana taştı. Parayla pulla işi yoktu Kazım'ın. Güce, şöhrete tapanlardan değildi ve 2001'de Dido şarkısının da yer aldığı Via ile solo kariyerine başladı. Na, ni, na, dido, dido, na, na, dido. Via, vücut sörfü demekti. Karadeniz dalgalarıyla mücadele etmekti. Karadeniz Sahil Yolu projesine tepki göstermek amacıyla Via koydu Kazım albümünün adını. Böylece politikacılara, ceplerini dolduranlara bir tepki verdi aslında. Ama sadece bu değil. Savaşın da karşısında durdu. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgaline tepki gösteren koyuncu, Irak'taki Filistin'deki insanları bazen öz kardeşlerimden daha çok kardeşim gibi hissediyorum dedi bir röportajında. Dedik ya, muhalifti, mazlumun yanında. Grevlerde, yardım konserlerinde, savaş karşıtı eylemlerde hep o vardı. Amacı içindeki sevgiyi herkesle paylaşmak ve içimizdeki sevgiyi açığa çıkarmaktı. Yanlışa dur demek ve yanlışı yanlışta kapatmamaktı. Bu bölgedeki yanacak ışığın ya da aydınlanmanın hepimizi ilgilendirdiğini düşünüyorum. Şarkılar ve sanat kesinlikle ilerici bir potansiyele sahiptir ama ilericiler yaptığı müddetçe. Popüler kültüre de karşıydı Kazım. O sıradan ve haktan biri olmak istiyordu. Öyle ki Trabzonspor'a olan hayranlığı da buradan geliyordu. Trabzonspor'un İstanbul kulüplerine karşı baş kaldırdığını ve halkın takımı olduğunu belirten Kazım, maçları takip etmesinin yanı sıra kulüp için marşlar da yaptı. Bestelediği şarkılardan para almadı. Belki o göçüp gitti bu dünyadan. Ama bugün hala Uy Aha şarkısı stadyumda çalmaya devam ediyor. Ancak büyük bir çoğunluğun gönlüne Gülbeyaz dizisiyle girdi. Popüler olmak istemiyordu ama bu diziyle daha büyük bir kitleye hitap etmeye başladı. İşte o zaman Laz kardeşlerine gönül koydu bu hırçın ve duygusal çocuk. Bu zamana kadar neden sesimi duymadınız dedi biraz sitemle karışık. Ama hepsinden öte gençlerin artık Lazca'dan utanmadığını gördüğüne seviniyordu. Binlerce ücretsiz konser verdi, otobüse bindi, caddelerde yürüdü. Hep aramızdaydı, hep yanı başımızda. Ta ki 2004'e kadar. 2004 yılında Haydi albümüyle iyi bir giriş yapmıştı müzik dünyasına. Ama o korktuğu kanser yakalamıştı onu sonunda. Hani radyasyonlu çay sağlığa yararlıydı ya. Onca ölüme ve kanser hastasına rağmen kimseden ses çıkmıyordu. Ama inatçıydı o. Pes etmeye niyeti yoktu. Doktorları dinlen dese de konserlerine devam etti.
Ölüm küçük bir şeydi onun için. Ancak hastalığının özgürlüğünü sınırlaması canını sıkıyordu. Son konserini 2005 yılında Taksim'deki Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde verdi. Ha kanser, ha konser diyerek espri bile yaptı hayata. Bak ben daha buradayım diyordu. Hey hey, bu deve yılan olsa, Nadino, bu deve yılan olsa. Ama hastalığı gün geçtikçe ilerliyordu. 30 Nisan 2005'te ödül almak için Trabzon'a gittiğinde çok ağrısı vardı. Ama gençler de onun ilacı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencilerle son kez buluştu. Hep bir ağızdan şarkılar söylendi, onun sevdiği gibi horonlar tepildi. Ama buraya kadardı işte. 1,5 ay sonra, 25 Haziran 2005'te gözlerini sonsuza kadar yumdu dünyaya. Şair ceketli çocuk, yaşadığı bu kısa hayatına çok şey sığdırdı. Kendine güvendi, inandı, doğayı, insanları sevdi ve bize söyleyecek çok şey bıraktı. Mesela politik duruşu nedeniyle kimseyi kırmadı, incitmedi ama davasından da vazgeçmedi. Söylediği şarkılarla tüm halkları, insanları, kültürleri, doğayı, hayvanları kucaklayışıyla, sevgiyle, mutlulukla, özgürce yaşama isteğiyle hem geleceği hem de geleneği korumasıyla tam bir örnekti Kazım. Ama bir hiç uğruna göçüp gitti bu dünyadan, milyonlarca insan gibi. Fakat biz hala dersimizi almadık. Sanki bu facialar hiç yaşanmamış gibi yine kurmak istiyoruz santralleri ülkemize. Yine yakmak istiyoruz ciğerlerimizi. Bırakın santrali, ne depreme korunaklı evlerimiz, ne sele, ne de başka bir doğal afete. Peki şimdi biz ne yapacağız? Oturup arkasından biz sana doyamadık doysun kara topraklar diyerek ahvah mı edeceğiz? Yoksa daha fazla canın yanmaması için yanlışa dur mu diyeceğiz? Aslında özgürlükçü bir anlayışa sahip olan bizler, daha çok devrimci bir duruşu hayatına geçirmeye çalışan bizler, böyle bir durumda tepkisiz ya da eylemsiz kalmaları mümkün değildi.